Demokrasi tarihimizin sayfalarında dolaşırken sağ sol kavgaları gördük, ihtilaller yaşadık. Kan aktı, idam sehpaları kuruldu. Ancak bunlar ülkenin yönünü hiçbir zaman değiştiremedi. 1980'lere geldiğimizde ise bir kişi çıktı ve sistemi kökünden sarstı. İnsanların dünyasını değiştirdi. Bu kimine göre büyük bir devrim, kimine göre bazı değerlerin yıpranmasıydı. Ne olursa olsun bu insan Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurdu. Anını kaseti belki 1000 defa falan tekrar seyretmiştir. Arkasında bir şey yoktu bana göre. Tek bir şey bir eğlenmeydi. Fransızlar çok hatalı. Yalnız bir tek şey biliyorum. Ana vatan grubu Cumhurbaşkanı'nı seçer. 18 Türk ile ilgili bir anket yaptırdı şeyde partide. Akbulut'u tebrik etti, kağıdı verdi. İmzaladı. Ben de şaşırdım. 1990'da Özal artık köşkteydi. Başbakanlığa Akbulut oturmuştu. Günlük işler hala Çankaya'dan gelen sinyallerle yönlendiriliyordu. Ancak ortam tamamen değişmişti. 12 Eylül'deki yasaklar bitmiş, işçiler haklarını aramak için sokağa inmişler, Ankara'ya yürümeye başlamışlardı. İşçi rüzgarını arkasına alan muhalefet lideri Demirel, Özal'ı köşkten indirme kampanyası açmıştı. Sine-i millet tartışılıyordu. Siyasi liderler Çankaya'ya çıkmıyor, köşk boykot ediliyordu. Bu ortamda da eski reformcu politikalar artık terk edilmişti. Yerini kamuoyunu tatmin edecek yaklaşımlar almıştı. Yeni bir ekonomi kadrosu görev başına gelmişti. Eski Türkiye'yi değiştirme iddialarıyla yola çıkan Özal dönemi kapanmıştı. Cumhurbaşkanı ateş altındaydı. Sıkışmıştı. İmdadına Saddam Hüseyin yetişti. Evet, 30 Haziran'da 29 gecesi Bağdat'taydım. Bana dediler ki oradaki çok üst seviyede dostum olan bir devlet bürokratı, Şerif yarın sabah sen uçman lazım Türkiye'ye dedi. Dedim ki işim bitmedi daha, uçamam. Yok dedi, uçacaksın yoksa başka türlü hiç uçmayacaksın. Peki dedim, bunun mesajını biliyorsunuz, benim çok yakınım, verebilir miyim? Verebilirsin dediler. Ve ben 30 Haziran sabahı İstanbul'a uçtum. Direkt Ankara'ya gittim köşke. Ve Turgut Bey'e durumu anlattım, bir işgal olacağını. Şaşırdı. Dedi ki Amerikalılar bana hiç haber vermedi. Sen 2 dakika bekle dedi. Yan odaya geçti. Özal Bush'tan konuşurken Saddam'ın Kuveyt'e gireceği kanısında olduğunu, hepimizin kanısı oydu. Bush da dedi ki, vallahi dedi, bana dedi Hüsnü Mübarek garanti verdi. Çekecek askerlerini. Vallahi ben onu bunu bilmem dedi. Benim danışmanlarım dedi, ki buna ben de dahilim, Saddam'ın Kuveyt'i işgal edeceği yolunda, eğer işgal ederse bunun sonuçları çok vahim olur dedi. Arab leaders that Saddam Hussein had told them, including King Hussein of Jordan, Mubarak, Saleh of Yemen, that he was not going to go into Kuwait. And it was only on August 1st or 2nd when Brent Scowcroft came to me that we realized that he had lied, total liar, and had indeed invaded. It was right then that I had the most active phone conversation with Özal. Tabii Amerika başkanı ile telefon görüşmeleri o kadar sıklaşmıştı ki artık ben Beyaz Saray'ın telefon numarasını ezbere bilmekteydim. Ve derhal aradığımızda Başkan Bush hemen çoğunlukla karşımıza derhal çıkmaktaydı. Eğer bir seyahatte veya toplantıdaysa da hemen 20 dakika, en fazla yarım saat içinde duruma göre bizi geri aramaktaydı. I was in a lot of, we ran up a big phone bill for the United States of America talking to Turgut Özal, because I always get good opinion from him. He gets strong opinion. And I think he was one of the very first leaders to say to me,
you will defeat him quickly, with limited loss of life, and you must recognize that you might have to fight. Irak'ın ilk adımı Türkiye'yi kendi yanına çekmek, hiç değilse Amerika ile birlik olmasını engellemekti. Saddam Hüseyin yardımcısı Taha Yasin Ramazan'ı Ankara'ya yolladı. Taha Yasin Ramazan Türkiye'nin bu Birleşmiş Milletler'in ambargo kararı karşısında tavır almasını, Türk-Irak dostluğundan istihaçla bahsetti. Şöyle yakınız, böyle yakınız, böyle dostuz, dost kardeş edebiyatını anlattı. Ve dedi ki, hatta kaldı ki dedi, Kuveyt dedi, Basra vilayetinin bir kazasıydı dedi. Özal dedi ki, bakın dedi, ben dedi Saddam Hüseyin'i severim, benim biraderime benim selamlarımı, sevgilerimi söyleyin. Bu asırda kimseye bunu yedirmezler dedi. Aslında Özal Saddam'ı hiç sevmedi. Aksine aşırı silahlanmasını Türkiye için önemli bir tehlike olarak görürdü. Birkaç yıl öncesinde İran'a resmi ziyareti sırasında Irak'ın Tahran'ı bombalamayı sürdürmesini hiç unutmamıştı. İran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede sarayın bütün camlarının nasıl şangırdadığını hatırlıyorum. Bu rahmetli de çok ciddi bir reaksiyona yol açmıştı. Yani bunu Bağdat'ın tesadüfen değil bilerek yaptı. Ve özellikle kendi Bağdat'ın gücünü kanıtlamak istercesine yaptığı görüşündeydi. Now I don't remember the first time, but I know he didn't like Saddam. I know he was very aware of the mischief that might be caused. But I mean, the minute that the invasion took place, which is just about 10 years ago, Özal and I worked very, very closely together, and he was extraordinarily helpful with Mubarak and with other leaders in the area, indeed globally. Amerika kısa sürede Birleşmiş Milletleri topladı. Güvenlik Konseyi Irak'ın derhal Kuveyt'ten çekilmesini istedi ve boykot kararı aldı. Washington hiç vakit kaybetmeden başta Suudi Arabistan olmak üzere Müslüman ülkeler ve NATO müttefiklerinden oluşan bir koalisyon cephesi kurdu. Eğer Irak çekilmezse koalisyon ülkeleri askeri müdahalede bulunacaktı. Amerika Körfez'e silah yığmaya başladı. Bağdat'ı sıkıştırma konusunda en stratejik konumdaki ülke de Türkiye'ydi. Koalisyon ülkeleri arasında anahtar durumdaydı. Bizim katılımımız ne olabilirdi? Bir birlik gönderebilirdik, fiilen savaşırdık. Veyahut deniz kuvvetlerinden yeteri bir kuvvet gönderebilir, öyle katılabilirdik. Veyahut fiilen cephe açmak suretiyle katılabilirdik. Veyahut havaalanlarımızın bir kısmının kullanımını sağlayabilirdik. Well, I don't like to think so, because it would have complicated things. Turkey was so strategically important, I don't think he wanted to be isolated from the rest of the coalition, which was 30 some nations. Indeed, he was a leader in the coalition. Bu çerçevede Türkiye Birleşmiş Milletler kararının ertesi günü iki tane yumurtalığa giden boru hattını kapattı. Şimdi bu çok eleştirilmiştir. Niye kapattı? Hemen kapattı diye Türkiye. Bir defa, yani o vakitki bize verilen bilgiye göre iki boru hattından biri çalışmıyordu. Diğeri de %30 kapasiteyle çalışıyordu. Ayrıca Amerikan donanması İskenderun açıklarındaydı ve bir abluka söz konusuydu. Ve iki gün sonra da Baker Ankara'ya geliyor. Well, we try to do it peacefully. And Özal was somewhat skeptical. He said, I don't think the peaceful results will work. I don't think he wants a so-called Arab solution, or I don't think he wants to pull out. I think he thinks he's going to beat the coalition. That's what Özal was telling me, meaning, if he won't be a peaceful solution, if he will not withdraw, then you're going to have to fight and win. Kriz başlayınca halk bankalara hücum etti. Döviz hesapları çekilmeye başlandı. Ancak bunun için banknot gerekiyordu. Merkez Bankası'nda ise banknot yoktu. Biz 500 milyon mark banknot getiriyorduk Almanya'da. İki tane özel uçak tuttuk. Bu uçaklar kalktı. Sabahleyin de vereceğiz. Yani satışını yapmışız. Ertesi sabah banknotları teslim etmek üzere bankalara. Uçaklar kalktı.
İstanbul havaalanı sistem dolayı kapalı. Ankara kapalı. İzmir kapalı. Bir tek inebilecekleri yer Antalya gözüküyor. Biz hazırlık yaptık. Antalya'da zırhlıları gönderdik. İstanbul o sırada sis açıldı. Uçakları biz İstanbul'a yönlendirdik. Uçaklar İstanbul'a indi fakat İstanbul'da hazırlığımız yok. Biz bütün hazırlığı Antalya'da yapmışız. İstanbul Şubesi Müdürünü kaldırdık. Elemanları uyandırdık. Şubeye gidin diye onlar şoförleri topladılar. Şubenin zırhları çıktı. Bunlar havaalanına gidene kadar bu iş. Uçaklar gelmiş. Havaalanında apronda, torbalar içinde yarım milyar mark duruyor. Etrafta bir tane polis yok. Körfez krizi tabii bütün hızıyla sürerken bu arada şahsi bir takım olaylar da yaşanıyordu. Bunlardan ilginç olan bir tanesi de Özal'ın oğlu Efe'ye kız istenmesi olayıdır. İlginç bir anıdır. O kargaşa içinde İzmir'e gidildi. Hep beraber kız evine gittik. Çok büyük bir salonda oturuyoruz. Özal anlatıyor, işte ekonomiden bahsediyor, siyasetten bahsediyor. Bir türlü konuya girilmiyor. Bir ara Japonya lafları duydum Özal'dan. Hemen bu çağrışımı yaptırdı bana. Bir kağıt çıkardım. Artık kızı isteyin diye yazdım. Ahmet'e verdim. Ahmet de babasına verdi. Bir kahkaha attı okuyunca kağıdı ve ondan sonra konuya girdiler. Özal, oğlu Efe'ye kız aldığı sıralarda medyada Cumhurbaşkanı'nın Körfez krizinde bir koyup üç almasından söz ediyordu. Haber ilk Hürriyet'te çıkmıştı. Ama onu bize anlatan Özal değildi. Onu bize anlatan Demirel'di. Demirel'e yemeğe gittik biz. Demirel dedi ki, ya dedi Turgut Bey dedi, orada burada çok iyi bir fırsattır bu. Bir koyup üç alacağız diyor demiş. Biz de bunu yazdık. Tabii Demirel ona atfen söylediği için de orada kaldı onun üzerinde. Fakat Özal'da yazık ondan sonra yıllarca bana kaç kere söyledi. Ya ben böyle bir laf etmedim diye. Ama ona yapışıp kaldı o laf yani. Bir koyup üç al. Ama ben size söyleyeyim, o düşüncesi oydu. Özal bu krizin son derece önemli bir imkan yarattığına inanıyordu. Türkiye Kuzey Irak'taki Kürtleri denetime almak, Türkmenleri de korumaya almalıydı. Ona göre bu bölge misak-ı milli sınırları içindeydi. Yani Türkiye'nin doğal uzantısıydı. Türkiye hak sahibiydi. Ortalık toz dumanken de harekete geçinebilirdi. Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmadan Türkiye bölgeye mutlaka girmeliydi. Son derece gizli tutulan bir plan hazırladı. Bu Türk ordusunun Kuzey Irak'ı Musul ve Kerkük'e kadar işgaliyle ilgiliydi. Ama Evesi de hatta televizyonda defalarca şunu söyledi. Biz bu savaş bittiği vakit pastadan bir pay almalıyız. Evvela 1/3 yani bir koyup iş almak dendi. Sonra bir gün galiba birkaç soru üzerine kızdı. 1/3 değil, ya bir koyup iş almak değil, bir koyup 20 alırız gibi bir deyim de kullandı. İstiyordu. Bu krizde Özal'ı en çok düşündüren misak-ı milli sınırları içinde olduğunu söylediği Musul ve Kerkük idi. Artışlan tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuzeyden Irak'a girmesi, Kerkük'e doğru giderek o bölgedeki kuzey bölgesini kontrol altına almasıydı. Şimdi bu konu Genelkurmay'da, Milli Güvenlik Kurulu'nda, daha sonra Genelkurmay'ın askeri kanadın kuvvet komutanlarıyla beraber Özal'ın başkanlığında çok yakın tartışıldı. Kriz masası toplantılarında daha ziyade bunu görüşürdük. Rahmetli Özal konuyu aşardı, ısrar ederdi. Musul'un ta ne zamandan beri bizim toprağımızda bulunduğunu, işte yakın geçmişin olaylarını hatırlatırdı ve önemini söyler, üzerinde dururdu. Perhaps you are hearing it for the first time. Once we were in Saudi Arabia, we were with an Iraq delegation, INC delegation. We have been received by Crown Prince Al-Amir Abdullah. Prince Abdullah told us that before the war against Iraq to liberate Kuwait, Özal visited us, he said. And he proposed that he is ready to send Turkish army to liberate the north part of Iraq. He said, we are afraid that he means that he will take this part, you know, Mosul wilayet. He said, we said, no, we don't want it.
kendi aramızda bana deseniz ki yani bu hususta biz de cephe açalım vesaire gibi bir konuşmanız ikinizin arasında oldu mu? Hayır. Bu konu açıldığı vakit ben Genelkurmay'dan, kara kuvvetlerden özellikle bunun hesabını yaptırdım. Ne kadar malzemeye ihtiyaç var, ne kadar zaman alır, bunları gayet tabii konuştuk ve buyurun durum budur dedik. Yapılabilir bu ama bir zaman ister ama hükümetin bunu inceleyip Büyük Millet Meclisi'ne götürmesi lazım. Kişisel olarak bu yapılacak şey değil. Ama Cumhurbaşkanlığı'nın bir sorumluluğu yoktur. Sorumlu olmayan bir kişinin sözleridir. Sorumluluğu taşıyan başbakandır, hükümettir. Ben sorumluluğu taşıyan bir kimseyim. Savaş kararını verecek olan meclistir, uygulayacak olan hükümettir ve dolayısıyla Genelkurmay. Özal, Musul Kerkük'e kadarki bölgenin işgali projesini ilk ve son defa Kasım ayı Milli Güvenlik Kurulu'nda ortaya attığında Genelkurmay Başkanı emir verilirse tabii yaparız dedi ve devam etti. Örneğin ilk önemli husus şu. Türkiye Musul'u eğer işgal ederse Iraklıların Kuveyt'i işgal etmiş olduğu duruma düşerdi. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın karşısında. Torum Tayyip Paşa açıkladı. İşte bizim zaten girersek çıkamayız falan gibi laflar etti. Yine de katılmıyorum yani girersek çıkamayız gibi laflara. Ben Türk ordusunun ne zaman gireceğini, ne zaman çıkacağını gayet iyi bildiğine inanıyorum. Çıkmayacaksa çıkmaz. Çıkacaksa çıkar, o kararı verir. Ama yani girersek çıkamayız bir aczin ifadesi gibi geldi bana. Ben onu katiyen kabullenmedim. Kaldı ki eğer böyle bir şeye girişilseydi, biraz evvel söylediğim, seferberliğin yapılması, kuvvetler oraya indirilmesi zaman alırdı. Ve 100 bine yakın ortalama bir kuvvete ihtiyaç vardı. Artı eğer orasını işgal etseydim 4 milyona yakın bir ülkeyi işgal edecektim. Onların bir kısmı o sıralarda PKK'nın yaptığını o topluluklarda da bana yapacaktı. Bir de hemen yakın gerideki PKK tehdidiyle uğraşmak zorunda kalacak. Genelkurmay'a göre böyle bir işgal macera olacaktı. Kuzey Irak bataklığına girmek son derece tehlikeliydi. Eğer Türkiye taarruz etseydi gayet de bir Musul Kerkük bir şey değil alınırdı. Ama karşımızda bizim hazıra yakın 7 tümen vardı. Onları ezip geçmemiz lazımdı. Hem de dağlık arazide. Gayet de bu zayiat olurdu. Zayiat hesabı çok zordur. Amerika mesela bu taarruzu başlarken Körfez'de işte uzmanların yaptığı hesaba göre 20 bin civarında ceset torbası lazım lafını kullandılar. Turgut Özal Milli Güvenlik Kurulu'na kesin bir tavsiye kararı aldıramamıştı. Bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni denedi. Gizli bir oturumda Körfez'deki gelişmeler ve Türk askerinin kullanılması ele alındı. Meclisi bu konuda gerekli karar almaya ikna konusunda Sayın Özal zorluk yaşadı. Bizi gruplar halinde davet etti. Mecliste Cumhurbaşkanı ayrılan odada bizimle toplantılar yaptı. Ama orada o görüşmelerden sonra dahi arkadaşlarımızın büyük çoğunluğunda bu konunun Türkiye açısından bir macera olacağı, bunun ne gibi sonuçlar doğuracağı konusunda ciddi endişeler söz konusu oldu. Hiçbir zaman ikinci cephe açılsın, ordu oraya girsin diye net bir şekilde bir şey söylemiş değil. Bu anlama çekilecek test balonları gönderdiği doğrudur. Suudi Arabistan'ın Dahran bölgesinde yani Irak'la sınır olan bölgesinde askeri yığınağı dünyanın birçok ülkesinden çeşitli seviyelerde oraya askeri birlik gönderilerek bir yığınak yapılmaktaydı. Oraya bir sembolik de olsa Türk birliğinin gönderilmesini istedi. Bu doğru. Fakat bu mümkün olmadı. Buna karşı çıkıldı. Ve daha sonra birçok özel konuşmamızda bundan yana yakıla söz ettiğini ben hatırlıyorum. Bütün bu gelişmelere rağmen 3 Aralık sabahı Genelkurmay Başkanlığı dahil ilgili tüm bakanlıklara çok gizli damgalı yazı dağıtıldı.
ne başbakanın ne cumhurbaşkanının imzası vardı. Sadece müsteşar imzalamıştı. Bu durum bir hükümet veya meclis kararı olmadan bir direktifin dağıtıldığı izlenimini yarattı. Çok ayrıntılıydı. İlgili bakanlıklarca alınacak önlemler alt alta sayılıyordu. Genelkurmay'ın ihtiyaçlarının karşılanması bildiriliyordu. Direktife 1950'lerde Kore'ye asker gönderilmesi için alınan bir karar da eklenmişti. Sonunda da Genelkurmay'a Türk topraklarına dışarıdan asker gelmesi ve yurt dışına asker gönderilmesi için planlama ve hazırlık yapılması direktifi veriliyordu. Genelkurmay bu iki kelimeyi okuyunca şaşırdı. Bu askerin dilinde seferberlik emri. Bir direktifti. Tabii hala şu anda gizli olan bir direktifti. Ama o direktif her şeyi kapsıyordu. Bütün teker teker bütün bakanların imzalarının olması lazımdı. İmzahaneleri açıktı, boştu bir kişi. Böyle hayati bir direktifi imzasız getiremez. Genelkurmay Başkanı'nın süresinin dolmasına daha 9 ay vardı. Karşı karşıya kaldığı bu durumu bir oldu bitti şeklinde algıladı. Hükümet kararı yoktu. Meclis karar almamıştı ve aylardır tartışılmasına rağmen hiçbir resmi karar olmadığı için bir tek hazırlıkta yapılamamıştı. Genelkurmay Başkanı böyle bir zorunluluğun altına imza atmama kararı verdi. Bu da istifadan başka anlama gelmiyordu. Kimseyle konuşmadım. Sadece ikinci başkanla konuştum. Kararımı verdikten sonra evimde konuyu açtım. Ama ilk reaksiyonum o direktif bana geldiği vakit oldu. Baktım imzaları yok ve bir de daha evvel konuşulanların dışında bazı değişiklikler vardı. Bunlardan Genelkurmay'ın haberi yoktu. Akşam üzeri pazartesi günüydü. Ayın 3'ü, 3 Aralık pazartesi günü. Öğleden sonra kararımı verdim. Yazılı olarak üst bakanlara, cumhurbaşkanlara, başbakanlığa ve basına yolladım. Tabii bunun gerisindeki ana neden onlara göre Özal'ın fazla inisiyatif alması. Bir. İkincisi de Kuzey Irak politikası konusunda Özal'dan farklı düşünmeleriydi. Özal Kuzey Irak'a gidip girmesini istiyordu. Akbulut da istemiyordu. Genelkurmay da istemiyordu. Genelkurmay Başkanı'nın istifası bir bomba gibi patladı. Orgeneral Turumtay aceleyle köşke davet edildi. Cumhurbaşkanı tabii çok üzgündü. Vazgeçemez misiniz dedi. Mümkün değil dedi. Kararımı verdim. Vazgeçeceğim. Geriye dönecek bir karar değil. İşte size bir merasim yapalım dedi. Teşekkür ederim. Yapıldı dedi. Küçük bir merasimle ayrıldım dedi. Ve eve geldim. Elbisemi çıkardım. Öptüm. Astım askısına. Türkiye'de bu çalkantılar yaşanırken Amerika ve İngiltere'nin askeri yığınağı tamamlanmıştı. Tüm uyarılara rağmen Saddam Hüseyin kuvvetten çıkmamış, Washington'un niyetini yanlış değerlendirmişti. Amerika ve İngiltere'nin Kuveyt için savaşa girmeyeceklerini sanmıştı. 1991 yılının ilk günlerinde Amerika'nın asker ve silah yığınağı da tamamlanmıştı. Sessiz bir bekleme başlamıştı. 17 Ocak gecesi Çankaya'da kırmızı telefon çaldı. 5 kişi toplantı yaptık. Sayın Özal, Sayın Akbulut, Doğan Güreşpaşa, ben Savunma Bakanı, Abdülmüç'ün de Dışişleri Bakanı. Kendisi bize özetle şunu söyledi. Birkaç dakika önce kendisini George Bush'un aradığını, iki saat sonra telefondan işte bir saat sonra da hareketin başlayacağını haberini verdiğini iletti. Onun üzerine biz haritayı önümüze açtık. CNN zaten açıktı. CNN biliyorsunuz canlı yayın yaptı o sırada. Devamlı televizyondan izliyoruz. Mesela telefon izliyor, açıyor, Bush'tan konuşuyor. Şimdi şunu gördüm, şu oldu diye. Ve bayağı heyecanla izlendi. Özal bayağı heyecanlanmıştı. Fakat savaşın çok kısa zamanda biteceğine kaydı.
kısa sürede biteceği sanılan savaş 45 gün sürdü. Önce ilk defa kullanılan akıllı bombalarla Bağdat tahrip edildi. Ardından kara harekatı başlatıldı. Irak ordusu neredeyse bütün zırhlı gücünü çöle bıraktı. Büyük kayıplar verdi. Ve sonunda Saddam dayanamadı, Kuveyt'ten çıkmayı kabul etti. Yani teslim oldu. Bundan sonra gündeme Türkiye'nin maddi kayıpları geldi. Koalisyona katılan Mısır ve Ürdün borçlarını sildirince Özal da hemen Washington'a gitti. Türkiye'nin borçlarını niye sildirmiyorsunuz? Yani Bush'la bu kadar yakınlığınız oluştu. Niye bunu yapmıyorsunuz dedim. Yahu sen deli misin dedi bana. Hayrola niye? Dedi ki... Borç sildirmek batakçılıktır dedi. Önemli olan dedi, borcunu ödeyebilir durumda bir ülke olman, dolayısıyla borç alabilmen kapasitendir dedi. Bütün uluslararası kredi merkezleri dedi, borç sildirirsen seni batakçı görürler. Bu borçlarını ödeyemeyen bir ülke, zayıf bir ülke görüntüsü vermiş olsun, öyle görürler seni dedi. Ben Türkiye'yi birinci ligine dünyanın çıkarmak isterken, Türkiye'nin adını Mısır ve Ürdün'le beraber niye andırayım? President, welcome to the White House. Let me just say that we've had a very pleasant, informal visit at Camp David. Perhaps the worst weather I've seen up there. But in spite of the weather, President Özal and I have had a chance to go over many issues, bilateral issues. And of course, we talked about the Gulf area. He said, you got to be tough, you got to be strong, you cannot compromise with this man. He said, as we got into it further, he said, you will beat him, he will run away, and he was right about that. The only place he was wrong is the same place where I was wrong. We both thought that with the beating that the fourth largest army in the world took in the sands of Kuwait, that Saddam Hussein could not survive. Every Arab leader, and Mubarak, and Özal, and Mitterrand, all told me he can't last. And I was wrong about that, and I think so was Turgut Özal. Saddam yenilginin faturasını Kuzey Irak Kürtlerine çıkardı. Yüz binlerce Kürt sınırı aşıp Türkiye'ye sığındı. Amerika ve İngiltere, Kuzey Irak Kürtlerini İncirlik'ten kalkan uçaklarla korumaya aldılar. 30. paralelin ötesine Irak uçağı girmesi yasaklandı. Bu güvence üzerine göçmenler evlerine geri döndüler. Bu olay bölgedeki Kürt sorununa ve Türkiye'deki PKK faaliyetlerine inanılmaz bir ivme kazandırdı. Büyük darbeler yiyen PKK yeniden dirilme imkanı buldu. Dünya birdenbire Kürtleri keşfetti. İlk defa bir Kürt devleti kurulması için uluslararası destek doğdu. Kürt hareketi dünyanın gündemine girdi. Körfez Savaşı sonrasında 300 bin Kürt Saddam'dan korkup Türkiye'ye kaçınca Özal hemen sınırı açtırttı. Savaşın etkisiyle ön plana çıkan Türkiye'deki PKK sorununa da farklı yaklaşmaya başladı. Kürtçe kaset dinlemeyi, Kürtçe konuşmayı serbest bıraktırdı. Kürt kökenli olarak bilinen hep milletvekillerini köşke davet etti. Hatta hazineden yardım yaptırdı. Halepçe katliamı Turgut Bey'i çok etkilemişti. Ve Türkiye'nin Kürt politikasındaki asıl değişim tarihini 1988'de Halepçe katliamı üzerine Türkiye sınırlarına yığılan peşmergelerin içeri alınması kararı olarak görüldü. Şimdi Özal şuna inanıyordu. Bir kere yani Türkiye'nin bir Kürt sorunu olduğuna inanıyordu. Bunu içinde ilk defa bunu kabullenmiş siyasetçi oydu. Çünkü Türkiye uzun yıllar içinde böyle bir sorunu barındırdığını inkar ederek yaşadı. Mesela şu meşhur federasyon meselesi.
Özal federasyon istedi diye ben köşe yazılarında şurada burada bir sürü yerde görüyorum. Hayır, Özal hayatı boyunca hiçbir zaman federasyon istemedi. Özal'ın federasyonla ilgili şeyi benimle yaptığı bir mülakatta ortaya çıktı. Özal şunu söyledi. Federasyon dahil her şeyi konuşmamız lazım dedi. Şimdi bu lafı söyleyince hemen bir takım insanlar Özal düşmanlığını şeyinde bunu bahane bilip üzerine atladılar bunu. Ben federasyon demedim. Federasyonun da karşısındayım. Çünkü federasyonun o bölgeye fayda değil zarar getireceğini biliyorum. Yarın federasyon olursa seni buraya sokarlar mı? Özal bana şunu dedi o zaman. Biz dedi federasyonun niye olamayacağını anlatmamız lazım bunlara. Dedim ki bakın sizinle açık ve samimi konuşayım. Eğer bir yanlışlık yapar, bir an için farz ediniz ki Türkiye'nin bu bölgesi bölünmez ama farz ediniz ki bir an için bölündü, siz aldınız, buyurun. Vallahi aç kalırsınız dedi. Bu Kürtçe yasayla ilgili gelişmeyi anlattıktan sonra dedi ki arkadaşlar medeni ülkelerde böyle yasaklar olmaz. Kimsenin ana dilinde konuşmasını engelleyemezsiniz. Ben gerekli bütün hazırlığı yaptım. Gelin bunu burada konuşalım, tartışalım. Bir kanun tasarısı olarak meclise sevk ederim dedi. Aşağı yukarı bir 10-15 günde burada çalıştı. Teker teker, grup grup arkadaşlar ikna etti. Çünkü anavatandan da büyük itirazlar vardı o zaman. Neticede o yasa kaldırdı. Hatta onun için dedim, icabında biz hiç çekinmeyelim. GAP televizyonunda, GAP televizyonunda sadece. Yani bütün genel televizyonda değil, o bölgede yayın yapan televizyonda Kürtçe yayında yapalım diye. Hep olayı yürürken Özal'a daha da yakınlaştık. Hatta Özal artık bizim bir yandan habimiz konumuna geldi. İşte bu meşhur hazine yardımı bizim girişimlerimizle sağlandı. Hatta İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar özgürlük yürüyüşü yaptığımızda da bize Ankara'da çok iyi davranılmasının müsebbibi Özal'dı. Eskiden Kuzey Iraklı Kürt liderler görmezden gelinir, hiç temas edilmezdi. İşte o günlerde Celal Talabani, gazeteci Cengiz Çandar aracılığı ile Ankara'ya haber iletti. Özal ile görüşmek istiyordu. Ben dedim ki efendim Talabani telefon et dedim. Dizimi tuttu. Bunu sonra konuşuruz dedi. Dedim ki konuşulacak falan öyle bir şey, teknik bir şey dedim yani. Adam dedi ki bunu sonra konuşuruz dedi tekrar. Efendim anlamadınız yani, ben siyasi bir şey konuşmayacağım, bir tarih falan. Yani siz kendi de... Gene dizimi tuttu. Sahil'in işaret parmağıyla ön koltukta Yaver oturuyor, binbaşı. Onu işaret ediyor, göz kaş hareketi yapıyor. Bunu sonra konuşuruz diyor. Ha peki filan dedim ben. I was expecting to see a man who is the president of 60 million people, of the successor of Ottoman Empire, a man who was elected by the people, so official, so bureaucrat, so looking to me as a small politician like this. But when we met him also in the second minutes, we felt that he was a man, he was a human being. He was talking to you the same with President Özal. Amca derlerdi Özal'a, amca Bush'a söylesin de bizim heyeti kabul etsin gibi. Hatta Özal'la böyle bunlar geliyor, bunlarla konuşun. Bunlar benim vatandaşlarımın soydaşları şeklinde bunlardan bahsederdi. Ve yani her zaman sonuçta dürüst davranmıştır Özal bunlara karşı. Yani babaları gibi görüyorlar. If not for the age, I was calling him father also. But he was not too much bigger than me, elder than me. Özal Kürt sorunu konusunda duyarlılık gösterirken az daha bir suikaste kurban gidecekti. 1991'in sıcak yaz günlerinde Antalya'da bir otel açılışına gitmişti. Yine bütün yasaklara rağmen arabaya ben, Ercan Vural'ın ve Balastoğlu bindik. Açılışı yapılacak olan otelin yoluna düştük. Fakat yolda bir sürprizle karşı karşıya kaldık. Yolda da jandarmalar var. Yani diyelim ki her 500 metrede bir jandarma var, tüfekli. Cumhurbaşkanı gelecek, yola arkasını vermiş, araziden gelecek bir hareket olur mu diye böyle bir tedbir düşünmüşler. İki sıra yolda. Çok da süratli gidiyoruz.
Bir ara yolun kenarında bir adam gördüm. Elinde ceketi böyle sarılı duruyor gibime geldi. 140'la falan geçtik adamın yanında. Zener dedim, yolda bir silahlı adam var. Acı bir kıran. Aynı yoldan geriye doğru döndük. Yolumuzun üzerinde duran bir jandarma, assubayı da yanımıza aldık. Orada bir adam da duruyor, bir jandarma da duruyor. Büyük bir süratle tekrar aşağı doğru geçerken adam yoldan karşı tarafa atladı ve çalılara doğru girmeye başladı. Hemen arabayla önüne indi Zeynel ama benim üzerimde iki silah var. Bir tekini Zeynel aldı, bir tekini ben. Arabadan indik, adamı silahla esir aldık. Elbisesine sardığı şey bir tüfekti. Bir pompalı tüfekti. Ellerini kaldırdı, üzerine aradık, bir de tabanca var üzerinde. Hüviyetini aldık, Ankara'daki oturduğu yeri tespit ettik falan. Aradan 10 gün falan geçti. Ankara'da, o adreste bir grup terörist yakalandı. Çok kuvvetle muhtemel, bizim o gün tespit ettiğimiz kişi de bir terörist. Otele geldik, Sayın Özal bizi çağırdı. Barlas Doğu beni ve Sayın Ercan Vural'ı çağırdı, hadiseyi dinledi. Ve döndü, dedi ki, arkadaşlar, Allah'ın verdiği canı Allah alır. Kimseye de söylenmemesi ve bu konunun konuşulmamasını talep etti. Tabii biz de Sayın Doğu, ben ve Sayın Burhan hiç kimseye ne bir ifade ne bir şeyde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanı kendi iç otoriteleri içerisinde olayı bağladı ve bitirdi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte yeni bağımsızlığına kavuşan 15 Orta Asya Cumhuriyeti'ni ilk önce Türkiye tanıdı. Türkiye Cumhuriyetlerine ağabey elini uzatmak ise Özal'ın öncelikleri arasındaydı. Özal dış politikada böylece tabuları yıktı. Suriye ile su anlaşması yaptı. Hümeyni döneminde İran'dan Ankara'ya yönelik sert eleştirileri görmezden geldi. Cezayir'den resmen özür diledi. Ermenistan ile kapıları dahi açmaya hazırdı. Dışişlerinin alışa geldiği sistemlerin dışında çalıştığı muhakkaktı. Yani tabiri caizse arada sırada kısa devre temaslara girebilirdi, bunu yapardı. Fakat günün sonunda her zaman dışişlerini yanına almaya çalışırdı. Gayet tabii dışişlerinin görüşüyle Özal'ın görüşleri arasında fark olan çeşitli konular vardı. Fakat bir özelliği şuydu rahmetlinin. Farklı düşündüğünü bildiği dışişleri teknisyenleriyle bu işleri çözmeye çalışırdı. Türkiye'nin yerini Avrupa, eski Sovyetler Birliği ve Orta Doğu'da ve Akdeniz boyutu olan bir çok boyutlu bir dış politikaya sahip olması gerektiğini görüyordu. Turgut Özal'ın dış politika bilen birisi olduğuna hiçbir zaman inanmadım ben. Turgut Özal Cumhurbaşkanı ve Başbakan sıfatını taşıyınca dış politikaya elini sokma hakkına sahip bulunduğunu düşünerek her şeyi bence karıştırdı. Daha baştan başbakan olur olmaz Dışişleri Bakanlığı'na ait olan yetkileri bakanlıklar arasında dağıttı. Hükümetin genel politikası gibi dış politikayı da köşkten yönetmek eğilimindeydi. Ben bu şartlar altında göreve devam edemeyeceğimi söyledim ve ayrıldım. Körfez krizi bir gerçeği de ortaya çıkardı. Özal artık eskisi gibi her istediğini yaptıramıyordu. Hükümete sözünü tam olarak geçiremiyor, partisi de elinden yavaş yavaş gidiyordu. Mesut Yılmaz liderliğe adaylığını koymuştu. Bunun ardından eşi Semra Özal'ın İstanbul Parti Başkanlığı'na talip olması bardağı taşırdı. Hem aile hem parti karıştı. Birbirimize olan güvenimiz sarsılmıştı. Artık Özal benim genel başkan olmamı, dolayısıyla başbakan olmamı istemiyor. Partimizin felsefesine uymayacak, bazı muhafazakarların işi ele aldığını duydu. Rahmetli bana dedi ki, bunlarla kimse baş edemez, sen gideceksin. Hiç istemediğim halde, hiç sevmediğim halde, sen dedi orada gidip aday olup da oraya girmezsen, öbürlerinin eline geçer ve biz dedi İstanbul, çünkü partide seçimlerde İstanbul neyse
o netice odur. Böyle bir şey kaybedemeyiz. Gideceksin dedi. Ben sordum şeye, Cumhurbaşkanımıza. Semra Hanım dedim, genel başkan olmak niyetli ama hayır, katiyen böyle bir şey söz konusu değil dedi. O zaman iki şey vardı. Birisi kendisi genel başkan olmak istiyor diyordular Semra Hanım için. İkincisi işte Mesut Bey'i desteklediği için İstanbul Kongresi'ni alması lazım deniyordu. Yani hukuken bir sıkıntı olmayabilir ama yani Türkiye'nin siyasi geleneklere bakımından siyaseten hanımınızı siyasete sokmanız doğru değil. Hele hele siz Cumhurbaşkanısınız, bir il başkanı olarak girmesi doğru değil. Haftalardır süren bir aile içindeki tatlı bir yarışmanın neticesini almış bulunuyoruz. Ve her yarışmada olduğu gibi bir taraf kazanıp bir taraf kaybedecek. Semra Özal tüm direnmelere rağmen İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi. Ve hemen ardından da 15 Haziran 1991'de ANAP'ın 3. Olağan Kongresi yapıldı. Sıra yeni lider seçimine gelmişti. Öndeki aday da Mesut Yılmaz. Ya dedi Ekrem bak, sen pratik bir insansın, ben de pratik bir insanım. Ama şöyle bir düşün bakayım dedi. Bana ne diyorlardı? Takunyalı diyorlardı. Ben Cumhurbaşkanıyım. Başbakan muhafazakar olması mümkün değil. Olur da sıkıntılara yol açar. Başbakan liberal bir kimse olması lazım. Bize mesaj veriyor yani sen aday olma, işte filanca aday olmasın şeklinde. Ve kafasına koymuştu. Yani Mesut Bey kazanacak. Bana göre Yılmaz'dan yanaydı. Mesut Bey'den yana oldu. Son dakikada Mesut Bey'den yana oldu. Onu hissettirmemeye gayret etti. Eşi ve çocukları çok şey yaptılar. Mesut Bey'in daha başarılı olacağına, partiyi daha iyi yerlere götüreceğine kani olmuştu. Aynı günlerde Çankaya bir ilke sahne oluyordu. Anavatan il başkanları köşke çağrılmıştı. Koyu bir siyasi pazarlık yapılıyordu. Bana bu haberler geldi. Filancaya şu bakanlık verilecek, falancaya şu bakanlık verilecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Bu pazarlık yapanları da biliyorum. Ve huzurunuzda şunu söyleyeyim. Bunlar eğer o söylenildikleri yerlerde önüme gelirlerse çizerim. Parti içerisinde bundan dolayı hır çıkarmak isteyenler varsa tabii ki hır çıkarabilirler. Hemen şunu ifade edeyim. Ben hukuki olarak ana vatanla bağlı değilim ama tabii şey olarak, insan olarak ve siz arkadaşlarım olarak ve netice itibariyle bu partiye uzun süre genel başkanlık yapmış biri olarak şu kongrede tarafsız kalmakla beraber yani gözüm de üzerinizdedir. Biz eski Adalet Partisi'nin kulvarında koşmaya çalışıyoruz. Yanlışlık oradadır. O kulvarda koşarsanız kaybedersiniz. O kulvarda değil, kendi kulvarımızda koşmamız lazım. Çankaya Köşkü devletin en üst makamı. Orada siyaset yapılmaması lazım herkes için. Öyle söylenir ama iki kişi orada çok güzel siyaset yaptı. 60'a yakın il başkanı davet edildi. Bunlardan 45 tanesi kongreden bir gün önce Çankaya'daydı. Turgut Bey'in konuşmalarını çok dikkatle dinliyorum. Gece saat 03'e kadar konuştular hanımıyla birlikte il başkanlarına. Çorba içirdiler. İşin doğrusu hiçbir şey anlamadım. Hanımının konuşmalarından bir şeyler anlıyorum ama Turgut Bey'in konuşmalarından hiçbir şey anlamıyorum. Yani kimi desteklediği anlaşılamıyor pek. Şiddetle tüm aile, tüm ekip, tüm kadro o yönetimi arzu etti. Yani büyük bir şiddetle. Ben yani iki tane Fazıl'ın teşkilatı feshetseydim. İki tane İl başkanına seni milletvekili yapacağım deseydim. Bir iki milletvekili arkadaşıma seni bakan yapacağım deseydim.
Özal'ın o gayretlerine rağmen seçimi kaybetmez. Bize güvenin, utanmayacaksınız. Sizi utandırmayacağım. Mesut Yılmaz 631 oy almıştı. Bu sonuçlara göre kongre yönetmenimizin 40. maddesi gereğince... ANAP'ın yeni lideri, Türkiye'nin yeni başbakanı artık Mesut Yılmaz'dı. Ancak Süleyman Demirel tekrar yeni seçim içinde bastırmaya başlamıştı. Yılmazlı ANAP hükümetinin ne kadar ayakta durabileceği hiç belli değildi. (Gülüyor)